Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Limit Yayınları'nın 20'li kronometre edebiyat denemesinin 18.'sini çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin ikisi de mecaz anlamıyla kullanılmıştır diyor. Bakalım. Aşınmış konuları yumuşak bir anlatımla ele aldığı için başarılıydı ifadesinde. Aşınmış derken eskimiş konuları diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu mecaz anlamdadır. Yumuşak bir anlatımla derken de kimseyi kırmayacak şekilde kullanılmış. Bakın bu da mecaz anlamda. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneği olacaktı. Ağaçların etrafını kazdıktan sonra toprağı havalandırın ifadesinde ise burada kazmak sözcüğü gerçek anlamda, havalandırmak sözcüğü de gerçek anlamda kullanılmıştır. O yüzden bunu eledik. Yazarın geçtiği her ortam cennete dönmüştü adeta ifadesinde ise yazar gerçek anlamda, cennet burada mecaz anlamda kullanılmıştır. Her ikisini de sorduğu için bunu da elemiş oluruz. Derin düşüncelere dalan çocuk kendini çukurun içinde buldu ifadesinde ise buradaki derin sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. Çünkü düşüncenin derini olmaz. Çukur ise arkadaşlar gerçek anlamda kullanılmıştır. Bunu da elemiş oluyoruz. Bu adamın olayda mutlaka parmağı vardır ifadesinde ise olay gerçek anlamda kullanılmış. Fakat parmak kelimesi arkadaşlar burada mecaz anlamda kullanılmıştır. Her ikisini sorduğu için bunu da elemiş olduk. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Okuma, basılı ya da yazılı sözcüklerle duyu organlarımız yoluyla algılama, bunları anlamlandırıp kavrama yorumlamadır. Zihinsel ve düşünsel bir edimdir. Basılı ve yazılı simgelerle iletişimsel bir etkinlik içine girmedir. Hangi iş dalında çalışırsak çalışalım, işimizin doğasına göre bu etkinliğe az ya da çok başvururuz. İster öğretmen olalım, ister öğrenci, ister doktor, mühendis, avukat, işçi, esnaf, memur. İşimizin gerektiği nedenlerle okumaya başvururuz. Kimi zaman kafamıza takılan ya da bizde merak uyandıran bir sorunun yanıtını bulmak için ansiklopediler, kitaplar karıştırırız. İfadesinde tanımlama yapılmıştır diyor. Bakalım. Bakın arkadaşlar şu ifadede ne vardır? Okumanın tanımı yapılmıştır. Buradan A seçeneği çıkar. Bunu eledik. Bilgilendirmeye yönelik midir? Evet, paragrafın geneline bakacak olursak arkadaşlar okuma ile ilgili bize bilgiler veriyor. O yüzden biz buradan B seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da eledik. Örneklere yer verilmiş midir? Tabii ki. Bakın şurada öğretmen olalım, doktor olalım, mühendis olalım, avukat, işçi, esnaf, memur derken burada örnekleme yapmıştır. Buradan da C seçeneğini çıkarabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da elemiş olduk. Pekiştirmelere yer vermiştir diyor. Dursun. Peki çoğullaştırmalar var mıdır? Bu da vardır. Bakın ansiklopediler derken, kitaplar derken burada da çoğullaştırma yapmıştır. Buradan da E seçeneğini çıkarız arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. Bu ifadede pekiştirmelere yer verilmediği için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde söz konusu eserin sadece üslubu hakkında bilgi verilmiştir diyor. Bakalım. Mehmet Rauf deyince oldum bittim. Eylül'ün başlı başına bir Boğaziçi tutanağı olduğu aklıma geliyor. Bu romanda ilkbahardan sonbahara Boğaziçi'nde mevsimlerin bütün seyirlerini yakalamak mümkün. Hem de öyle çala kalem değil, dolu dolu ve sanatlı bir edayla. Denizin dalgalanışlarından, rüzgarın esişine, bitki örtüsünün canlanışına ve ölüşüne kadar yüzlerce tasviri içeriyor Eylül. Aynı şekilde Boğaziçi'nin batı tarzı yaşamlara yakın çevrelerini özellikle Sumpep Plus Oteli'nin salonlarında yakalıyor ve bugüne belge olarak bırakıyor ifadesinde. Bakın arkadaşlar, 3 numaralı cümleye bakacak olursanız çala kalem yazdığını ve bunu da sanatlı bir edayla söylediğini ifade ediyor. Dolayısıyla burada ne vardır arkadaşlar? Bu cümlenin tamamında üsluptan bahsetmiştir. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçadan numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede benzetme yapılmıştır. Bakalım. Yurdumuz tabiat ve tarih güzelliğiyle turizm bakımından eşsiz bir hazinedir derken yurdumuzu neye benzetiyor arkadaşlar? Eşsiz bir hazineye benzetiyor. Dolayısıyla burada benzetme yapılmıştır. A seçeneğini eledik.
İkinci cümlede nesnel bir ifadeye yer verilmiştir diyor. Bir bölgeden öteki bölgeye değişen görünüş ve iklim ayrılıkları vardır. Peki bu kanıtlanabilir mi? Doğruluğu veya yanlışlığı ispatlanabilir mi? Tabii ki. O yüzden bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Üçüncü cümle kendinden önceki cümlenin gerekçesidir demiş. Bu Türkiye'yi her mevsimde her turistin faydalanabileceği ideal bir ülke yapmaktadır. İfadesinde ise arkadaşlar gerekçe görmüyoruz arkadaşlar. Dikkat edecek olursanız bir sonuç gibi duruyor bu. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Dördüncü cümlede karşılaştırma yapılmıştır. Dünyanın hiçbir ülkesi bizim ülkemiz kadar uzun ve zengin bir tarih mirasına sahip değildir. Bakın, dünyanın diğer ülkeleriyle arkadaşlar ülkemizi karşılaştırmış, bunu da kadar edatıyla yapıyor. Bu da doğrudur, bunu da elemiş olduk. Beşinci cümlede deyimsel ifadeden yararlanılmıştır diyor. Bakalım, en eski uygarlıkların izleri, anıtları topraklarımızda boy göstermektedir derken, boy göstermektedir deyimdir. Deyimden yararlanılmıştır. O yüzden E seçeneğini dilemiş oluruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? Çilekhanelerde Yusufça bir nur, çilehanelerde çile dokunur. Çilehanelerde rahmet okunur. Mana burcu burcu tüter mi şimdi ifadesinde? Telmih sanatı var mı arkadaşlar? Tabii ki var. Bakın Hazreti Yusuf'un olayına değiniyor. Hapishanelerde çile çekmesine değiniyor arkadaşlar. Dolayısıyla telmih sanatı vardır. Bunu elemiş olduk. İkileme var. Burcu burcu derken arkadaşlar bunu da elemiş olduk. Tunç uyak var mı? Tabii ki arkadaşlar bakın nur kelimesi diğer sözcüklerin içinde geçiyor. En az 3 ses benzerliği var. Bundan dolayı da biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Tunç kafiye diyoruz. Dolayısıyla bu da vardır. Bunu da elemiş olduk. Hece ölçüyle mi yazılmıştır? Evet, dikkat edecek olursanız arkadaşlar hece ölçüyle yazıldığı görülmektedir. Dolayısıyla D seçeneğini de elemiş olduk. Peki yarım kafiye var mı? Yok arkadaşlar. Tunç kafiye vardı hatırlarsanız. Dolayısıyla yarım kafiye yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse bilgi yanlışlığına yol açar demiş. Bakalım. Ahmet Mithat Efendi'nin Hasan Mella adlı romanı Türk Edebiyatı'nda macera romanının ilk örneği olarak kabul edilir. Doğru mudur arkadaşlar? Doğrudur. Bunu elemiş olduk. Namık Kemal'in Cezmi adlı romanı Türk Edebiyatı'nda ilk tarihi roman örneği olarak kabul edilir. Doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Servet Fuhr'un sanatçılarından Mehmet Rauf'un yazdığı Eylül romanı psikolojik romanın ilk örneği olarak kabul edilmektedir. Bu da doğrudur. Bunu da eledik. Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu adlı romanı Türk Edebiyatı'nda ilk otobiyografik roman kabul edilir. Bu da doğrudur. Bunu denemiş olduk. Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası adlı romanı naturalist romanın ilk örneği kabul edilir demiş. Yanlıştır arkadaşlar. Hatırlarsanız nedir? Realist romanın ilk örneğidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır diyor. Bakalım. Uzaktadır her şey, gökyüzü, deniz. Her an peşimizden koşan gölgemiz. Özlenen limanlar, yanan yıldızlar. Uzaktadır her şey, anneler, kızlar. Uzaktadır her şey, hep yalnız ölüm. Her yerde, her an yakınımız ölüm ifadelerinde. Arkadaşlar bakın bir yalnızlıktan bir de ölümden bahsediyor. Bu tür konuların işlendiği şiirlere biz ne diyoruz arkadaşlar? Lirik şiir diyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşık edebiyatı, kökeni, dini ve milli geçmişe uzanan sözlü, yazılı ve elektronik kültür dairesi içerisinde değişim ve dönüşüme uğrayan, kendisinin veya başkalarının şiirlerini saz eşliğinde çalıp okuyan ya da halk hikayeleri anlatan ve nokta nokta adı verilen saz şairlerinin oluşturduğu edebiyattır diyor. Arkadaşlar, aşık edebiyatında saz şairlerine biz ne adını veriyoruz arkadaşlar? Aşık adını veriyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisine verilenler getirilmelidir demiş. Alegorik mahiyette olan Kutadgu Birlik'te yaşatılan dört şahıs
dört fikri temsil eder. Bunlardan nokta nokta adlı hükümdar kanun ve adaleti temsil edermiş arkadaşlar. Hükümdara biz ne diyoruz bu dönemi itibariyle? Hatırlarsanız kün toktu diyoruz arkadaşlar. Nokta nokta adlı vezir saadeti temsil edermiş. Peki biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Hatırlayacağınız gibi ait oldu diyoruz. Vezirin oğlu aklı ve ilmi temsil ederdi. Doğrudur. Peki vezirin oğlu ne olarak karşımıza çıkıyor? Bu da arkadaşlar ökdülmüş olarak karşımıza çıkmaktadır. Nokta nokta adlı zahit ise akıbeti temsil etmektedir diyor. Peki bu zahit kimdir arkadaşlar? Bu da ot kurmuştur. Bundan dolayı da seçeneklere bakacak olursak bakın kün doğdu, ait oldu, ötgülmüş, ot kurmuş. Dolayısıyla bizim yazdıklarımızla da uyuşuyor. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soru. Yukarıdaki yapıtlardan hangisi ötekilerinden farklı bir sanatçıya aittir demiş. Bakalım. Hayriye, Nabi'nin eseri. Surname, Nabi'nin eseri. Hayrabat, Nabi'nin eseri. Bengübade, arkadaşlar hatırlarsanız bu kimindir? Fuzuli'nin eseridir arkadaşlar. Tuhfetül Harameyn, bu da Nabi'nin eseridir. Diğerlerinden farklı olanı sormuştu bize. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Parçamıza bakalım. Divan şiirinin en belirleyici özelliği mazmun adı verilen kalıp ifadelere yaslanmasıdır. Mazmunlar zaman içinde donuklaşır ve şiiri sonsuz bir tekrara iter. Klasik şiirlerdeki yeniden yapılanma çabası 18. yüzyılda nokta nokta 19. yüzyılda Şeyh Galip'in mazmunları başka açılardan değerlendirmesiyle öne çıkar. Divan şiiri geleneğine yeni bir damar aşılayan sanatçı Türk şiirinin geleceği için önemli bir adım atar. Mazmunların gönderme yaptığı içeriği tasavvuftan veya soyut alandan değil fiziki dünyadan seçer. Aşkı dünyevi eleştirir. Bedeni somut olarak şiire taşır. Onun bir diğer çığır açıcı özelliği de İran şiiri etkisine girmeye başlayan Türk şiirini yerel kaynaklara döndürme girişimidir. Halk edebiyatının söyleyişinden ustaca yararlanır. Ünlü bu şehri İstanbul ki bi müslü bahadır, bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır beytinde İstanbul'la Acem dünyasını karşılaştırması rastlantı değildir demiş. Bakın arkadaşlar, yukarıdaki ifadelerden de anlaşıldığı üzere ve şiirden de anlaşıldığı üzere bu kimdir değerli arkadaşlar? Tabii ki Nedim'dir. Nedim'i biz nasıl tanıyoruz arkadaşlar? Divan edebiyatına getirdiği yeniliklerle ön plana çıkmaktadır ki bu yüzden de kendisine ne deniyor? Nedim'i taze zeban denmiştir arkadaşlar. Taze söyleyişli Nedim anlamına gelir bu. Şiirlerinde mazmunlar ve sevgili tiplemesi değişmiştir. Dolayısıyla divan edebiyatını da değiştirmeye çalışmıştır. Esmer, selvi boylu, kara kaşlı güzellerin yerini divan edebiyatında Nedim'le beraber sarışın, boyu fıskiyeye benzeyen mavi gözlü güzellere bırakmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır arkadaşlar. 12. soru. Aşağıdakilerin hangisi Mesnevi türünde bağımsız eser ortaya koyan şairlerden biri değildir demiş. Yusuf Has Hacip Mesnevi yazıyor mu arkadaşlar? Tabii ki yazıyor. Hatırlarsanız Kutadgu Bilgi yazmıştır arkadaşlar. O yüzden bunu elemiş olduk. Nedim Dursun. Şeyhinin neyi var arkadaşlar? Şeyhinin de Harnamesi var. Bunu da elemiş olduk. Süleyman Çelebi Mevlid'i kaleme alıyor arkadaşlar. Sizin bildiğiniz gibi Vesilet-i Necat'tır diğer adı. Bunu da elemiş olduk. Nabi'nin neyi var? Nabi'nin de Hayrabat adlı eseri var. Bunu da elemiş olduk. Nedim arkadaşlar Mesnevi yazmamıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir diyor. Bakalım. Divan edebiyatında ünlü kişilerin özellikle şairlerin hayatını ve sanatını anlatan, şiirlerinden örnekler veren eserlere tezkire adı verilir. Tezkireler bir çeşit edebiyat tarihidir. Edebiyatımızda ilk tezkire örneğini Mecalis-ün Nefais adlı eseriyle kim vermiştir arkadaşlar? Tabii ki Alişir Nevai vermiştir. Buraya bunu getirebiliriz. Osmanlı Devleti sınırları içinde ilk tezkire ise Heşt Beşt adlı eseridir demiş. Arkadaşlar bunu kim ortaya koyuyor? Bunu da Sehi Bey kaleme alıyor. Tezkiretü Şuara adlı eseri ise ilk alfabetik tezkire örneğidir demiş. Bunu da kim yazıyor arkadaşlar? Latifi kaleme alıyor.
Bundan dolayı da seçeneklere bakacak olursak Ali Şirnevai, Sehi Bey, Latifi doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 14. soru. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır diyor. Bakalım. Destandan masal ve efsaneye, bilmece ve atasözlerinden halk şiirinin bütün şekillerine halk hikayelerinde rastlamak mümkündür. Ancak halk hikayeleri kendine has özellikleriyle başta masal ve efsane olmak üzere bütün bu halk edebiyatı ürünlerinden ayrılır. Halk hikayeleri kendine en yakın tür kabul edilen masallardan bile önemli farklarla ayrılır. Masallar mensur ve yoğun bir anlatıma sahip olduğu halde halk hikayeleri nazım nesir karışık ve uzun bir yapıya sahiptir. Halk hikayeleri daha çok başta büyük anneler olmak üzere kadınlar tarafından bilhassa çocuklara anlatıldığı halde masallar usta anlatıcı kabul edilen aşıklar tarafından seçkin ve eğitimli bir zümreye anlatılır demiş. Arkadaşlar buradaki bilgi yanlışlığı nerededir? Tabii ki 5 numaralı cümledir arkadaşlar. Ne olması lazım? Bakın usta anlatıcılarla kadınların ne olması lazım arkadaşlar? Büyük annelerin yer değiştirmesi lazım. Tam tersi bir durum söz konusu. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 15. soru. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Emin Nihat Bey ve Ahmet Mithat Efendi ile başlayan batılı anlamda hikaye türünün ortaya çıkmasında onun attığı adım önemli ve anlamlıdır. Küçük şeylerde yer alan pandomima ve kediler gibi hikayeler bu türün başlangıç itibariyle yüz akları olarak değerlendirilir demiş. Arkadaşlar, Küçük Şeyler adlı eser kimindir? Tabii ki Sami Paşazade Sezai'ye aittir arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 16. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Bakalım. Yazılarıyla halk üzerinde büyük etkisi olan nokta nokta oyunlarıyla da büyük beğeni kazanmıştır. Onun tehlikeli biri olduğuna kanaat getiren hükümet onu Kıbrıs Magosa'ya sürer. Magosa yılları yazarın aktif bir gazetecilik hayatının olmadığı ancak edebi açıdan önemli eserlere imza atacağı bir dönemdir. Hemen hemen bütün tiyatro eserlerini burada kaleme almış, ilk romanı nokta nokta burada yazmış, Gülnihal'i burada bitirmiştir. Kanije, Silistre Muhasarası adlı tarih kitapları ile Tarihi Harabat ve İrfan Paşa'ya Mektup adlı edebi eleştiriler onun 38 aylık Magosa yıllarının ürünüdür demiş. Arkadaşlar eserlerden de anladığımız üzere bu sanatçı kimdir? Tabii ki arkadaşlar Namık Kemal'dir. Eserinin adı nedir arkadaşlar? İlk romanı İntibah'tır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 17. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakalım. Fecrati şiirinin prensiplerine sonuna kadar bağlı kalan ve bu şiir görüşünü daha ileri noktalara götüren en önemli temsilcisidir. Şiirle ilgili görüşlerini şiir hakkında bazı mülahazalar yazısında ortaya koymuştur. O belde Merdiven, Bir Günün Sonunda Arzu adlı şiirleriyle tanınan sanatçı şiiri daima sosyal hayatın hareketliliği dışında tutmuş ve saf şiirin temsilcisi haline gelmiş olan şair asıl estetiğini Cumhuriyet devri edebiyatı içerisinde kurmuştur diyor. Arkadaşlar bakın o belde merdiven bir günün sonunda arzu şiir hakkında bazı mülahazalar aynı zamanda Fecrati şiirinin arkadaşlar en önemli temsilcisi olması bunun yanında öz saf şiirin içerisinde yer alması ve en önemli temsilcilerinden biri olması bunun kim olduğunun göstergesidir arkadaşlar. Tabii ki Fecrati şiirinin en büyük ve en önemli temsilcisi olan Ahmet Haşim'dir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 18. soruya geçiyoruz. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Tanzimatla başlayan yaklaşık 40 yıllık yenileşme çabaları, düşünsel ve edebi açıdan batıya yöneliş, Recaizade Mahmut Ekrem ve Hamit'in Türk şiirine getirdiği yenilikler, nokta nokta melankolik mizaçları, sarsılmış imanları ve kırılmış ümitleriyle gelen yalnızlık, içe kapanma, toplumdan uzaklaşma, nihayet kaçış psikozuna saplanma, bunlara ek olarak sosyal, siyasal sebepler eskiden ya da gelenekten koparak hızla uzaklaşmayı beraberinde getirir demiş. Arkadaşlar, melankolik bir edebiyat sergileyen kimdi? Tabii ki Servet Fınıncılardı arkadaşlar. Hatırlarsanız kaçmayı düşünüyorlar, yurt dışına kaçmayı düşünüyorlar arkadaşlar.
istibdat dönemi, baskı dönemi olduğundan dolayı bu yüzden toplumsal konuları işlemiyorlar. Daha çok şiirlerinde içe dönük, yalnızlık gibi bireysel konuları dile getirmişlerdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 19. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Bakalım. Türk romanında batılılaşma olgusunu irdelemek üzere züppe tipine olan büyük ilginin bir örneği de Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın nokta nokta romanındaki Meftun Bey, her ne kadar Felatun Bey ve Bihruz Bey gibi alafranga züppe tipinin bir benzeri konumunda olursa da farklı ahlak anlayışı ve ekonomik düzen karşısındaki tutumuyla onlardan ayrılır. O, batılı hayata özenirken ve onlar gibi yaşamaya çalışırken ahlakça yozlaşmış, kendi çıkarları için alafrangalığı bahane etmekten çekinmeyen bir başka tiptir derken arkadaşlar bakın bize hangi eserden bahsediyor arkadaşlar? Sizin de bildiğiniz gibi Şıp Sevdi'den bahsediyor. Eserin kahramanları Meftun Bey, Lebibe, Rabia, Edibe, Vesile Hanım, Lütfiye Hanım, Kazım Efendi gibi isimler var. Bundan dolayı da doğru cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? D seçeneği olacaktır. 20. soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu parçada bahsedilen yazarlardan birine ait bir yapıt değildir diyor. Bakalım. Kemal Tahir, Anadolu insanlarının serüvenlerine farklı ve tarihsel ağırlıklı yorumlar getiren romanlar yazarken Kurtuluş Savaşı'nı tam bağımsız bir Türkiye'yi amaçlayan bir hareket olarak kabul eden Atil İlhan ve Turgut Özakman, ulusal konuları nutuk çevresinde ele alarak belgesel romanın başarılı örneklerini verirler ifadesinden Kemal Tahir'den bahsediyor, Atil İlhan'dan bahsediyor, Turgut Özakman'dan bahsediyor. Arkadaşlar, Sırtlan Payı kimin eseri? Tabii ki Atil İlhan'ın eseri. Buradan A seçeneğini çıkarmış olduk, bunu eledik. Peki Yorgun Savaşçı? Bakın bu da Kemal Tahir'in eseridir arkadaşlar. Buradan da B seçeneğini çıkardık. Bunu da elemiş olduk. Vatan dediler dursun. Şu çılgın Türkler en çok satan romanlardan biridir arkadaşlar. Turgut Özakman'ın eseridir. Buradan bunu da elemiş olduk. Peki Ders Saadet'te Sabah Ezanları bu da Atil İlhan'ın diğer bir eseridir. Kurtuluş Savaşı'ndan bahseden bunu da elemiş olduk. Geriye kalan Vatan Dediler adlı eser ise arkadaşlar Talip Apaydın'ın eseridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 21. soru. Bu parçada bahsedilen yazar adlı yapıtlarından hangisini yazmamıştır diyor. Bakalım. Sanat hayatına öykü yazmakla başlayan ve öykücülükle romancılığını birlikte yürüten yazar, eserlerinde mutlu, çocukluk ve ilk gençlik yıllarının aşklarını, serüvenlerini anı tadında romanlaştırır. Anı defteri şeklinde yazılmış olan ilk romanı Garipler Sokağı, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Fatih'in eski mahallelerinde, bu mahallelerin dar sokaklarında, sur diplerine sığınmış gecekondularda, ahşap eski evlerde yaşayan ve bu sokaklarda bir araya gelen zengin, yoksul, genç, yaşlı insanların mahallelerinin onurunu korumaya çalışan gençlerin, küçük mutluluklarla avunan küçük memurların sıcak bir aile ortamı içinde sürdürdükleri hayatlarından canlı sahneler sunar diyor. Arkadaşlar, burada bahsedilen sanatçı kimdir? Eserini de vermiş. Tabii ki Oktay Akbal'dır arkadaşlar. Şimdi eserlere baktığımızda Suçumuz İnsan Olmak Oktay Akbal'ın romanıdır. Eledik. İnsan Bir Ormandır. Yine Oktay Akbal'ın bir romanıdır. Bunu denemiş olduk. Düş Ekmeği yine onun romanıdır. Bunu denemiş olduk. Her Gece Bodrum. Arkadaşlar bu eser kimindir? Selim İleri'nin romanıdır. Batık Bir Gemi. Bu da Oktay Akbal'ındır. Bunu denemiş olduk. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 22. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Parçamıza bakalım. Vatandaş adlı romanında küçük memur Şaban Baş, anti kahraman olarak Gogol'un, Çehov'un ya da Dostoyevski'nin sıradan küçük dereceli memur karakterine benzer. Yaşadığı tek düze hayatın içinde bazı anlam arayışlarına yönelse de her seferinde yoluna çıkan bir anlamsızlık kuyusuna ya da hayal kırıklığının girdabına düşen bir roman kahramanıdır. O, yaşadığı çağın özelliklerini özümsemiştir kendi varlığında. Bölünmüş, parçalanmış bir kişiliği aynı bedende taşıyan, bu parça parça kişiliklerinin kendi dışında birbirine dönüşmesine tanık olan, kendi beninin ne ya da kim olduğu konusunda derin ve ciddi kuşkular taşıyan biridir. Anlatıcının roman boyunca bir itiraz dili kurduğu,
Bu söylem üzerinden kendi varlığını ve yaşadığı hayatı sorguladığı görülür. İfadelerine baktığımızda, arkadaşlar, Vatandaş adlı romanın kahramanı kimdir? Şaban Baş'tır. Peki bu romanı kim yazmıştır arkadaşlar? Tabii ki Tahsin Yücel'in eseridir arkadaşlar bu. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 23. soru. Bu partide bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisidir? İlk kitabı Kapalı Çarşı'yı, Çevre, Evler ve Eski Toprak İzler. Ancak birçok eleştirmenin görüşüne ve şairin kimi söyleyişlerinde dile getirdiklerine bakarak şiiri arada ile başlatır. Kitap adının da vaat ettiği üzere önceki üç eserle sonra yazılacak şiirler arasında bir köprü gibidir. Dar çağ ve yaz dönemi ile iyiden iyiye Türk şiirinde özgün bir damar açan şair, o dönemde yaygınlaşan ikinci yeninin etki alanına girmeyen ender isimlerdendir demiş. Arkadaşlar, eserlere baktığımızda bu sanatçı kimdir arkadaşlar? Hepinizin bildiği gibi evler şairi olarak bilinen Behçet Necatigil'dir arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, son soruya geçiyoruz. 24. soruya. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Gerek deneme, fıkra ve makaleleri, gerekse de romanlarıyla Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden biridir. Özellikle psikolojik tahlillerle yüklü ve çeşitli modern tekniklerin denendiği romanlarıyla edebiyatımızda öncü ve yenilikçi bir romancı olarak kendisini kabul ettirmiştir. Bugün için edebiyat ders kitaplarındaki yeriyle 9. Hariciye Koğuşu ve Fatih Harbiye romancısı olarak tanınan yazar hiç kuşkusuz bir polemik ustasıydı da aynı zamanda ifadelerinden. Bu yazar kimdir arkadaşlar? 9. Hariciye Koğuşu'nu yazıyor. Fatih Harbiye'yi yazıyor arkadaşlar. Tabii ki bu yazar Peyami Safa'dır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza kanalımı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.